battık battık. Beş parasız kaldık. Elde avuçta ne varsa kaybettim. Ne yapayım Nermin? Kumarda alemde batırmadım ya her şeyi. Zayıf düştük. Onlar da akbabalar gibi üşüşüp işimizi bitirdiler işte. İyi günler avukat Tahsin. Tahliye için geldik Kemal Bey. Buyurun. 40 gün oldu. Sen de mi borç takmaya niyetlisin yoksa? Hayır ama... Bak ya ödersin 3 gün içinde ya da bir zahmet taslarak toplanır. Bak gidersen de haberim olsun. Kirişi kırmazsın değil mi? İyi bakalım koca Kemal Bey. Bugünkü öğününü şoförün aldı. Yarınkini de hizmetçin alsın. Abi şehir dışından geldik neredeyse. Nereye gidiyorsak söyleyin. Fazla soru soruyorsun sen. İleriden sağ sap. Allah aşkına yapmayın. Çocuklarım var benim. Gündüze geçmen çok iyi oldu. Hepimizin işine yaradı. Hem hırlısı vardı, hırsızı vardı. Teyze, yardım ister misiniz? Önüne geleni arabaya alıp para pul almadan fukara servise atıyorsun. Kıyak yapıyorsun olur olmaz adam. Fukara servisi mi? Evet ya, param yok diyene buyur diyorsun. Ağlayıp sızlayana inanıyorsun. Yani? Yanisi var mı Nevzat? Yapmaman lazım bunu. Polis mi uğramadı değil mi? Yok, hayır. Dikkat et, bir aymazlık yapma. Nevzat, ne bu halin? Ne oldu? Telaşlanma, üstüme bulaştı sadece. Nevzat, ne oldu? Ne bu? Bir yaralı aldım da. Peki, para aldı mı Nevzat? Almadım. Başka türlüsü insanlık olmazdı Nevzat. Sen doğrusunu yaptın, müsterih ol. İlkokulda bir şey öğretmişlerdi. Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, neydi sonra? Yarın orada karşı gele, abu hayat içmiş gibi. Kardeşim, nereye gittiğinizi söyleyin de ona göre. Bak hava kararacak, işim gücüm var benim. Sen fazla geveze bir taksicisin. Yürü dedim. Ali, sen de git evladım. Yarın arabayı teslim edersin adamlara. Tavsiye mektubunu yazdım. İnşallah hepimiz hakkında hayırlı olacak. Hadi, hakkını helal et. Siz de efendim, siz de helal edin. Helal olsun. Hayatta öyle bir gün gelir ki her şeyinizi kaybedersiniz. Moraliniz yok olmuştur. Keyfiniz, paranız, sağlığınız, hatta aileniz. Böyle günlerde güvenebileceğiniz tek şey içinizde yavaşça uç veren küçük bir kıvılcımdır. Ve böyle günlerde yapılacak tek şey bu kıvılcımı ne pahasına olursa olsun korumaktır. Bana ne bakıyorsun? Git aç şunu. Her şey bitti. Bunu da başardın ha Kemal. Yani koca şirketi. Koca şirketi nasıl da batırdın, bravo sana. Ne de güzel destek oluyorsun Nermin. Aferin. Ne deseydim Kemal Bey? Samanlık seyran mı deseydim? Battık battık. Beş parasız kaldık. Elde avuçta ne varsa kaybettin. Ne yapayım Nermin? Kumarda alemde batırmadım ya her şeyi. Zayıf düştük. Onlar da akbabalar gibi üşüşüp işimizi bitirdiler işte. Herkes malı götürdü malı. Naciye'yle utanmasalar helikopter alacaklar.
Biz kapının önündeki arabadan bile olduk. Senin beceriksizliğin bu, senin. Kendine gel Nermin. Biz sadece mal mülk kaybettik sanıyordum. Meğer senin birazcık hürmetini de kaybetmişiz. Geç bunları, geç. Neden böyle yapıyorsun Nermin? Gün doğmadan neler doğar? Biz anamızdan milyarder doğmadık ki. Sen de ben de. Edebiyat yapmak Kemal. Ne yapacağız? Ne olacak bundan sonra? Kasada 3-5 kuruşumuz var. Mücevherler filan derken alırız ufak bir ev. Yeniden başlarız her şeye. Olmaz mı? Hayal görüyorsun sen. Hayal. Ben tedbirimi alacağım Kemal Bey. Vallahi bundan sonra gemisini kurtaran kaptan. Böyle. Ne oldu? Canan. Nermin, neredesiniz? Ne istiyorsun Kemal? Nermin, delirdin mi? Ne demek ne istiyorsun? Neredesiniz siz? Bitti Kemal Bey, bitti. Bunu anlardım. Ama... Bir süre dinleneceğim, sonra da mahkeme işini bitiririz. Ne mahkemesi? Ne diyorsun sen? Ayrılıyorum senden, yürütemeyeceğim. Ama kasayı... Kasayı neden boşalttın? Geriye kalan son paraydı o. O da hakkımdı sanırım. Mücevherler de zaten benimdi. Canan... Peki Canan nerede? O iyi, yanımda. Ama görüşmek istemiyor. Nermin, ne halt etmeye... Nermin? Alo? İyi günler avukat Tahsin. Tahliye için geldik Kemal Bey. Buyurun. Çerçeve gümüş galiba. Onu bırakmanızı rica edeceğim Kemal Bey. Aslında Kemal Bey prensip olarak
Yani bir an önce evi terk etmeniz gerekiyor. Kaç gün abi? Efendim? Yani kaç gün kalacaksınız? Ha, bir. Sadece bu gece. Abi, parayı peşin alıyoruz. Evet. Tamam. Tam senlik burası. Birkaç parça eşya da var. Kırık mırık idare eder seni. 120 milyon. Aksatırsan gidersin. Alengirli işlerin yok değil mi? Bak mahalleliyle papaz etme beni. Hadi. Aman. Bana da akıllısı gelmez ki. Kemal Bey de geldiğine göre... Nermin, ne yapıyoruz biz lütfen? Aman Kemal, arabeskleştirme işi. Bir an önce bitsin. Ne yani? Devam edip de senin oturduğun o izbeye mi taşınalım? Ha? Taş kökü mü yiyelim biz de? Hadi avukat bey, işim var benim, çabuk olun. Canan, kızım sen de mi gidiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun baba? Kızım. Ay baba, çekemeyeceğim şimdi.
Alo Muhsin. Evet. Muhsin ben Kemal. Hangi Kemal? Muhsin benim. Eski ortağını tanımadın mı? Aa, sen miydin? Şey Muhsin bir şey söyleyecektim. Şey biliyorsun. Ama bak işim var benim. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Şey biraz sıkışık vaziyetteyim de ben... Ama bak düzelince... Alo? Alo? Gün oldu. Sen de mi boş takmaya niyetlisin yoksa? Hayır ama... Bak ya ödersin 3 gün içinde ya da bir zahmet tastarak toplanır. Bak gidersen de haberim olsun. Kirişi kırmazsın değil mi? Allah Allah. Çattık vallahi. Kemal Bey. Kemal Bey. Ali. Kemal Bey ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Sen? Haberler sende. Taksi yapıyorum Kemal Bey. Sizi görünce... Ha. Kemal Bey karnınız mı aç? Hayır yok. Gözüm dalmış işte. Müsaade eder misiniz? Yemekte misafir edeyim sizi. Ama yok canım olur mu öyle şey? Hem ben az önce yedim yemeğimi. Allah aşkına Kemal Bey. Şuradan alıvereyim evde yersiniz. Kemal Bey, size çok üzüldüm. Hakşinas adamdınız, has adamdınız. Ama nasıl oldu bunlar anlamadım. Üzülme Ali. Hadi işinden alıkoymayayım seni. Allah razı olsun. Kesene bereket. Yapabileceğim ne var Kemal Bey? Sağ ol. Sağ ol. Hadi kalma işinden. Hanım çıkıyorum ben. Nereye? İkindi oldu. Uğrayacağım yerler var. 2 saate dönerim. Tamam. Allah senden razı olsun be adam. Hızır mıydın, neydin? Kolay gele, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Şu vitrindeki siyah olana bakabilir miyim? Tabii. Ya bu o. Bu adam be. Hüsrev abi ne oldu? Uğrarım ben sonra.
Ama onun burada ne işi olur ki? İyi bakalım koca Kemal Bey. Bugünkü öğününü şoförün aldı. Yarınkini de hizmetçin alsın. İyi bakalım. Varın yoğun gitti işte. Karın kızın da gitti. Meğer sen koca bir cüzdanmışsın Kemal. İçin boşalınca atıldın çöpe. Bu da varmış mukadderatta Kemal. Bu da. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Beyim ne yapıyorsun Allah aşkına? Öyle tabanca falan. Sen kimsin dedim. Hüsrev. Seni tanımıyorum. Ne işin var burada? Ama ben seni tanıyorum. Allah aşkına şu silahı çek de doğru dürüst konuşalım. Şöyle. Ben seni tanıyorum beyim. Hem öyle tanıyorum ki... Maazallah babamı unuturum... Ama seni nerede görsem hatırlarım. Ama ben seni tanımıyorum. Sen hatırlamıyorsun. Bak anlatayım. 6-7 yıl oluyor. Her şey fenaydı, her şey. İşten atılmıştım. İçkiye düşmüştüm. Hanım çekip çeviremedi. Gücü yetmedi garibin. Nihayet bir gün sıfırı tükettik. Ev sahibi koydu bizi kapının önüne. Eşyalarla yolun kenarında kala kaldık. Hatırlar mısın? Jilet gibi bir ayaz vardı. Bir dakika, biraz geri al bakayım. Ne bu haliniz sizin? Sokakta kaldık, evsiz. Niye böyle oldu? Benim hatam beyim. Hepsi benim hatam. Anlaşıldı. Yarım saat bekleyin burada. Sadece yarım saat. Ondan sonra gerekeni yapacağım ben. Peki ama... Ne iş yaparsın? İşsizim. Tamam, burada bekleyin. Gidelim. Yarım saat sonra bir kamyonet geldi. Bir de araba. Ev tutulmuştu bile. Ertesi gün bir zarf geldi. Hey yarabbi, içinden çıkan para hayat kurtardı be, hayat. İşimi gücümü kurdum. Borç harç çıktım o cendereden. Sonra seni aradıysam da bulamadım. Elini öpüp hay Allah senden razı olsun diyebilmek için. Sadece onu diyebilmek için. Allah'ın işi. Kısmet bugüneymiş. Ama neden buradasın? Neden canına kıymak istedin? Anlatmasam. Doğru ya. Benimki de cahillik işte. Ne sıkbaz ediyorsun ki? Bak ne diyeceğim. Gidelim bizim fakirhaneye.
Hanım gözleme yapsın. Yanına da şöyle şey ganimet demleyelim. Oturup anlatalım biraz. Ama... Yahu beyim, her derdin bir devası vardır. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür derler. Sıkma canını, kalk gidelim. Hadi. Söylemeye ne hacet beyim? Neyin varsa yarısı senin. Hatta hepsi senin. Ben şimdi bu dükkanı büyütmek derdindeyim ya. Allah seni inandırsın, nefesim yetmiyor. Gel beraber yapalım şu işi. Tertemiz şöyle iki gözle ev kurarız sana. Ne olacak, Allah başka keder vermesin. Buyur. Buyur kızım, ne istedin? Babamı istiyorum. Canan. Seni özledim baba. Ama ben sanmıştım ki... Affet baba. Sanki içimde bir şeyler yıkıldı. Sanki seni görmezsem o enkazın altından hiç çıkamayacakmışım gibi. Annen, o nasıl? Onu tanıyamıyorum baba. Geç otur şöyle. Karnın aç mı? Bak... Bu Hüsrev amcan. Merhaba. Benim çok eski bir arkadaşım. Evet, çok eski. Karlubela'dan arkadaşım. Karlubela'dan. Dünya hayatı sürprizlerle dolu. En zirveye de çıkabilirsiniz, en aşağıda düşebilirsiniz. Yaşadığınız başarılar kadar üzüntüler de, kaybedişler de hayatımızın birer parçası. Böyle durumlarda ihtiyaç duyacağınız tek şey, içinizdeki temizlik mayası ve yaptığınız iyiliklerdir. Kalp gözünüz açık olsun.